Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eмма ba'd. Değerli takipçilerimiz, e, zekat bahsinde son olarak hayvanların zekatı konusunu bitirmiştik. Bugünkü dersimizde inşallah esasen bugün daha çok günümüzü ilgilendiren konulara başlamış olacağız. İlk konumuz şu. Gümüş paraların zekatı ve gümüş mal varlıklarının zekatı. Şimdi e, bugün günümüzde esasen e, zekatla alakalı konuda e, daha çok tartışılması, en temelde konuşulması gereken noktalardan birisi e, bu, şu konudur. Bugün nisabı e, kaç lira üzerinden? konuşacağız. Veya nisap miktarı ne kadardır? Şimdi zekat konusu konuşulduğu zaman ilk önce akla gelen problem budur. Yani zekatı ne üzerinden hesaplayacağız? Birinci olarak altın ve gümüş üzerinden mi hesaplayacağız? İkinci olarak altını seçtiysek hangi ayar üzerinden e, seçeceğiz? Şimdi burada bugünkü dersimizde ilk olarak e, gümüşün nisabı ve gümüşün zekatı konusunu konuşacağımızdan dolayı Güncel mesele olarak da bugün gümüşün nisabı niçin hiç dillendirilmiyor, niçin hiç konuşulmuyor o konuya inşallah değinmiş olacağız. Şimdi evvela şunun bilinmesi gerekir. Aslı Saadet döneminde ve sonraki İslam tarihi döneminde ve hatta Osmanlı'da da durum aynı şekildedir. Sadece belli istisna ülkeler dışında yani Memlüklüler gibi örneğin ülkeler dışında piyasada tedavülde kıymetli olan para altın ancak tedavülde daha çok kullanılan para ise gümüş paradır. Memlüklülerde ise piyasada bugünkü haliyle olduğu gibi devletin memurlardan memurlara vermiş olduğu maaşı, askerlerin masrafı veya piyasada çarşı pazardaki kullanılan para cinsi bakır para olan tes paralardı. Yani bugünkü günümüzdeki bozuk paralar gibidir. Memlüklülerde daha çok kullanılan para cinsi bu şekildeki bozuk paralardır. Yani bakır paralardır. Ancak Memlükleri istisna edecek olur isek tarihte, İslam tarihinde çoğunlukla piyasada kullanılan, tedavülde kullanılan insanların alımında, satımında, nikah akdinde, kiralamada, şirket akdinde vesairede kullanılan para cinsi gümüş paradır. Çünkü altın daha değerli şeylerin alımında, satımında kullanılır ve yüksek meblası vardır altının. Hatta genel olarak kaynaklar, iktisatla alakalı kaynaklar, İslam e, iktisat tarihiyle alakalı çalışma yapan kaynaklar şu şekilde bahsetmektedirler: e, yumurta gibi veya böyle meyve sebze gibi nar gibi. O dönemde İslam tarihinde de zaten hani bugün günümüzde olduğu gibi bir enflasyondan bahsetmek mümkün değil. Pazardaki eşyanın kıymeti çok düşük idi. Bu şekildeki eşya değeri düşük olan eşyaların alım ve satımı fels paralar, yani bakır paralar ile yapılmaktaydı. Bundan bir seviye daha üst kıymeti olan, değeri olan eşyalarda ise alım satım çoğunlukla dirhem para üzerinden yapılmaktaydı. E, dirhem kullanılmaktaydı. Çoğunlukla kullanılan para cinsi bu idi. Altın ise daha çok yüksek meblalarda kullanılan alım satım bedeliydi. Ve altın daha çok yine o dönemde tıpkı bugün günümüzde olduğu gibi kıymeti asıl ifade eden ürün idi. Şimdi bu şekilde kullanılmakla beraber Aslı saadet döneminde ve sonrasında genel olarak hemen hemen bazı dönemlerde aşağı inmiştir, bazı dönemlerde yukarı çıkmıştır. Hani bugün günümüzde e, altın ile dolar arasında, altın ile ya dolar ile euro arasında ve dolar ile TL arasında bir endeks kurulmaya çalışıyordur ya. Aynı şekilde aslı saadet döneminde de ee, gümüş ile altın arasında kaynaklarımıza da geçmektedir. 1'e 11 endeks bulunmaktadır. Yani 1 gram altın eşittir 10 gram gümüş şeklindedir. Çoğunlukla böyledir. Bazı dönemlerde bir takım e, iktisatla alakalı e, problemlerden, ekonomik çıkmazdan dolayı altın veya gümüşün değeri yükselmiştir. Bazen inmiştir. Aradaki bu endeks 1'e 9, 1'e 8 olduğu dönemlerde vardır. Ama dediğimiz genel hatta itibariyle 1'e 10 şeklindedir. Hatta mesela bugün günümüz içinde de en basit daha net bir şekilde anlatacak olursak mesela söz gelim şöyle düşünelim. Altının zekattan nisabı 80 gramla başlar farklı farklı kavillerle beraber 90 grama kadar tartı söylenilmektedir. Gümüşün nisabı ise 650-700 gram civarıdır. 700 gram şeklindedir. E siz altını 80 gram nisap aldığınız zamanda da 700 gram arasında hemen 9'da 1 gibi bir oran. Oran yine karşımıza çıkmaktadır. Yani Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerde buyurduğu 200 dirhem miskal ile 200 dirhem gümüş ile 20 miskal altında hemen hemen esasen yine 1'e 9 aralarında bir oran karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle gümüş e, piyasada daha çok kullanılan paradır ve zekatı daha çok verilen paradır. Onun için Musalif Hazretleri konuyu önce gümüşten açmıştır. Bu bir. İki, peki bugün biz gümüşü niçin zekat e, da itibar etmiyoruz? Niçin gümüşten zekat verilmesini veya gümüş miktarı üzerinden kenardaki TL'yi hesaplatmıyoruz? Evvela bu konuyla alakalı şu iki şeyin ayrılması gerekir. Bir, zekat İslam fıkhına göre kişinin mal varlığı olup İslam fıkhına göre zengin addedilip ve zenginliğinin de yerleşmesi şart koşulmuştur. Örneğin kişinin mal varlığını kenara attıktan sonra üzerinden bir yıl geçmeyi beklemesi, üzerinden bir yıllık bir süreyi beklemesi ve beklemenin bu şekilde şart olması esasen şununla alakalı. Evet bu adam gerçekten zengin bir insan. Asli ihtiyaçları dışında nisap miktar parası var ve para da bir yıl elinde kaldı. Bu adam zengin şeklinde. Zengin olduğu gibi zenginin de yerleşmesi, sindirilmesine İslam fıkıhı ne yapar? E, müsaade eder veya onu arar zekatla mükellef kılmak için. Bu yönüyle hangi cinsten hesaplarsanız hesaplayın esasen bu rakamlar veya bu nisaplar mükellefin zengin olduğunu tespit etmek içindir. Peki şöyle söyleyelim. Bugün gümüş itibariyle biz nisabı hesapladığımız zaman 200 dirhemdir. Takriben 700 gramdır. E bugünkü haliyle gümüş herhalde hatırladığım kadarıyla son dönemlerde 200 TL gibi bir rakamdır. Yani yine hesaplasanız ne kadar çarparsanız çarpın 13-14 bin TL gibi bir rakam karşımıza çıkmaktadır. Yani kenarda 13 bin TL'si olan 10 bin TL'si olan bir insanın bundan öncesinde bu fiyatlar yükselmeden önce 9 bin TL gibi bir şeydi. E, 10 bin TL, 12 bin TL parası olan bir insanın zekatla mükellef olma zorunluluğu karşımıza çıkacaktır. Halbuki İslam fıkı bu nisapları niçin belirlemiştir? Ya bu adam zengin. Yani şöyle düşünün. İslam fıkına göre 80 gram altının nisabı neyse bugünkü piyasa değeri 80 bin 90 bin TL ediyordur. 200 dirhem yani 700 gram altının değeri de aynı şekilde 80 bin TL 90 bin TL veya ona yakın bir rakam etmesi gerekiyor. Halbuki bugün aralarında dağlar kadar fark var. Ve kaldı ki bir de bugün özellikle gümüş kendisi itibar edildiği zaman da söz gelimi az önce dedik ki 10.000 TL kişinin parası var. Ya bugün maaşını aldığı zaman bile insanın eline 10.000 TL gibi bir para geçiyordur. Halbuki 10.000 TL ile bugün insanlara biz baktığımız zaman kimse zengin olarak addedilmez sayılmaz. Onun için zekatın temel mantığı bu kişinin zenginliğini belirlemek olduğundan dolayı zekatın bir mükellef üzerine farz olmasında en temel adımın bu kişinin zengin olarak adetlenilmesinden dolayı e, bugünkü gümüşün özellikle Amerika'daki madenlerin keşfedilmesinden sonrasında bugünkü gümüş paranın çok ciddi bir şekilde değer kaybı görmesinden dolayı e, mal varlıklarını belirleme hususunda nisapta temel kriter olarak zenginliği e, şey, zek e, gümüşü itibar etme gibi bir durum söz konusu çok fıkhi olmayan olmayacaktır doğru da olmayacaktır Onun için biz ne diyoruz nisabı belirleme hususunda en temel mikyaz en temel terazi nedir altındır başkası değildir. bu bir iki Peki hocam şöyle olacak olursa ben gümüş yatırımcısıyım. Kenarda gümüşten param var ve elimde 300 gram bir para var denilecek olursa bu durumda da evet bu kişiye zekat gerekir denilir. Çünkü niye? Nas'ta gümüş açıkça geçmiştir ve gümüşte nedir? 200 dirhemdir. E bu kişi de bu yönüyle e, Nas'ta yani hadis -i -i açık bir şekilde beyan olan şekliyle mal varlığı var ise bu durumda yok efendim. Senin elinde e, 300 gram, 300 dirhemi aşan bir gümüş olsa da yani 800-900 gram diyelim. 800-900 gramlık gümüşün olsa da senin üzerine zekat farz olmaz. Çünkü niye? Asıl altın şeklinde bir yaklaşımda doğru Çünkü niye? Bu sefer siz eğer gümüşün kıymeti düşmesi üzerinden gümüşü bütünüyle zekatta asıl olmaktan çıkartacak olur iseniz bu sefer naslı yani hadis-i şerf ortadan kaldırırsınız. Bu başka bir durumdur. Nisabı belirleme hususunda bugünkü gümüşün kıymetinin çok aşırı bir şekilde düşmesinden dolayı ona itibar etmeyip altına itibar etmek başka bir durumdur. Biz bu yönüyle ne yapıyoruz? Kenarda TL'm var. Ticaret malım var. Hangisinden belirleyeyim? Altın olacak, gümüş olacak olsa rakam çok düşük. Herkes zekatla mükellef olacak. İslam fıkhının zekatta temel maksadı hedeflediği şey de bu değil. Onun için zengin olarak adletmeyi sağlayan nisap hangisi altın. Onun için altına itibar ediyoruz. Başkasına değil. Ama peki adamın gümüş cinsinden parası olacak olursa bu durumda e, bu adam e, Nas'ta zekatla muhatap kılındığından dolayı burada ne olur? Zekatı vermesi gerekir denilmektedir. Onun için nisap hususunda altına itibar edilmesinin gerekçesi budur. Ancak bu mutlak değildir. Şayet kişinin elinde bütünüyle gümüş para bulunacak olur ise e, Nas'larda geçtiği şekliyle 250-200 dinamik geçmesi durumda zekat ile muhatap olur. Şimdi kalmış olduğumuz yerden devam edelim. Laysa fima düne 100 dirhemin sadakatun. 200 dirhemin altında zekat yoktur. Dirhemin tanesinin 2.8 gram olduğu rivayet edilmekle beraber oradan başlar 3.2'ye kadar çıkmaktadır. Yani 200 dirhem her bir dirhem 3.2 ve 2.8 olduğundan dolayı çarpıldığı zaman da takriben 600 750 arası bir rakam karşımıza çıkmaktadır. Yani o zaman 600 gram ile 750 gram arasında bir gümüş mal varlığı olan bir kişinin ne yapması gerekir? Zekatla muhatap olma durum söz konusu olur vakti zamanında. Niçin Nikavle Aleyhisselam lese <laughs> fi ma dunah 5 gümüşün altındakinde ne olmaz? 5 e, Ukiyenin altındakinde zekat olmaz. Ve ukiye 30 dirhemem. Bir ukiye 40 dirhemdir. 5 ne edecektir 200 dirhem edecektir. Şimdi birinci olarak arkadaşlar o zaman gümüşte ne olması gerekir? 200 dirhem olması gerekir. Dirhemde sayır diğer ölçülerde olduğu gibi bu noktayı da bahsetmiş olalım İslam tarihinde Şöyle düşünelim. Hazreti Peygamber döneminde bugünkü tartılar bulunmamaktaydı. Yani metre veya ne bileyim kilo, ton bunlar bulunmamaktaydı. Onların coğrafi olarak kullandıkları tartılar vardı. Mesela dirhem için e, nedir? E, happe yani buğday ile tartılıyordu. Gümüş, şey altın, miskal ile tartılıyordu. O da yine happe taneleriyle tartılıyordu. Ve mesela genel şey nedir? Bir miskalde 100 tane happe buğday tanesi vardır. Bir dirhemde ise 70 tane e, buğday tanesi bulunmaktadır. Peki 70 tane buğday tanesi hangi buğday tanesi? Veya buğday tanesinin kabuğu var mı yok mu? Kapakçığı var mı yok mu? E, veya kitapların tartışmasını rivayet ediyorum. Irak buğdayı mı sulu arazide yetişmiş büyük yoksa Medine buğdayı mı onlar biraz daha küçük bunlar mı? Bu yönüyle bunların farklılıkları dirhem ve dinar için birebir net değişmeyecek tartışmasız bir miktar belirlememizin önüne geçiyordur. Onun için dirhem ve dinar hususunda ve sair diğer şer'i miktarlar hususunda bu sağda da böyledir, mütte de böyledir, mende de böyledir, sakta da böyledir, her yerde böyledir. Birebir tek bir rakam belirleyip başka hiçbir rakam yok ve aşağıda aşağı yukarı oynamaz bu şeklinde bir yaklaşımda bulunmamız mümkün değildir. Esasen bu nisabı belirleme hususunda altın geldiği zaman konuşacağız. 80 gram mı, 88 mi, 92 mi, 96 mı? Bu belirsizlikler ve bu tartışmalar da bundan kaynaklıdır. Çünkü niye? Asıl saadet döneminde buğdaydan da ölçülüyor. Peki buğday hangi buğday? Kabuklu mu? Kabuksuz mu? E, büyük mü? Küçük mü? Bunu neye göre belirleyeceğiz? O dönemde belli bir standart vardı. O dönem belli bir standart olduğundan dolayı çok belirsizlik yoktu ama bugüne gelindiği zaman karşımıza bu belirsizlik çıkmış oluyor. Onun için bugün gümüş nisabında 200 dirhem diyor. Peki dirhemin bir tanesi ne? 70 tane buğday. Peki 70 buğday nasıl? Kabuklu mu? Değil mi? Büyük mü? Küçük mü? Sulak arazideki mi? Değil mi? Bunlar belirsizlik olduğundan dolayı otomatikmen nisap olarak belirlenen o yekün miktarında değişmesine sebebiyet veriyordur. Feyza kânet 200 olduğu zamanda ve hale aleyhel havlu ve üzerine bir yıl geçtiği zamanda fe fefiha hamsedü derahime burada ne olur? 5 dirhem verilmesi gerekir. Niçin? Lennu aleyhissalatü vesselam Ketebe ile Muadır radıyallahu anh, Muadır e, mektup gönderdi ki e, en hud min külli miyetey dirhemin hamsetü derahime. Her 200 dirhemde 5 dirhem al buyurdu. Ve min külli eşriyle miskalen her altından 20 miskalden de min zehebin nısfı miskalin yarım miskal al buyurdu. Ve la şey'e fi ziyadeti. Şimdi 200 dirhemde zekat gerekir. Peki 210 olsa ne olur? 220 dirhem olsa ne olur? Ve şey fi ziyadeti ziyade herhangi bir şey yoktur. Hatta tebluğ erbaine dir hemen 40 oluncaya kadar. Şimdi konu burada şununla alakalı imamlarımız arasında. Hatırlarsanız geride e, devede, koyunda vesaire de şundan bahsettik. Dedik ki 5 devede bir zekat. Peki 7 devesi olan 5 asıldır. 7'ye o 2 tane fazlalık nedir? Tabidir, vakastır, aftır. Ondan zekat yoktur. Mesela diyelim 15 devede 3 tane. Peki 18 olsa 15 asıldır. 3 şeydir, tabidir. Onlar vakastır, onlara zekat yoktur. Peki altın ve gümüşte de aynı bir durum var mıdır? Ebu Hanif Hazretleri'ne göre vardır. Onun için Ebu Hanif Hazretleri der ki nisabın 5'te 1'i oluşuncaya kadar yani 200 dirhem, 5'te 1'i ne? 40. 240 oluşuncaya kadar zekat yok. 240'tan sonra bir daha 40 oluncaya kadar zekat yok. Aradaki 200 ile 240 arasında 239 küsurattır 39'dan zekat gerekmez. 240 ile 280 aradaki şey 270, 230, 60, 250 bunlar vakastır aftır ve zekat gerekmez tıpkı devede olduğu gibi. Velay şey fi hatta tebluga 40 dirhemen. 40 dirhem olunca kadar zekat yoktur. Fe kulni fiha dirhemin fi kulli 40 dirhemen dirhemin. Her 40'ta 1 dirhem gerekir. Ve hada inde bi Hanife rahimullah. Bu bahsettiğimiz konu Ebu Hanife'ye göredir. Ve kâle sahibine göre ise mazada alel miyeteyn 200 dirhemin üzerindeki fe bi hisabihi sahiben der ki 205 de olsa o 5'te hesabınca verilir, tespit edilir ve zekat verilir. Ve huve kavli şafi rahimuhullah. İmam Şafi'nin kavlidir bu görüş aynı zamanda. Niçin? Li kavli aleyhissalatu vesselam fi hadis Ali radıyallahu an ve ma zada alel miyeteyn fe bi hisabihi. 200 dirhemin üzerine nedir? hesabınca takdir edilir rivayeti bulunmaktadır. Bak burada Hz. Ali radıyallahu ne buyurdu? 205 mi oldu? O zaman 5'in 40'ta biridir. 210 mu oldu? Onun kıymeti üzerinden 40'ta biridir. Niçin? <laughs> Veliyenne ziyadete 200'ün üzerindeki ziyade vecebet şükran li ni'metil Ya sonuç itibariyle 200 niçin içinde Allah'ın vermiş olduğu bu zenginliğe nimet içindi. O nimete karşılık içindi. E bu da sonuçta 10 da sonuçta 200 onun üzerindeki 10 on da sonuçta nimetin onun da verilmesi gerekir. Ayrıca ve nisabe fil ibtida. Ayrıca biz sıfırdan şeye kadar 200 dirheme kadar ve altında sıfırdan 80 grama 90 grama kadar nisabı şart koşuyor. Buradaki nisap fil ibtida li tahakkuku'l Zenginleşmek için yani adamın zenginliği tahakkuk ettiğin için orada böyle bir nisap lazım. Ama nisap sabit olduktan sonra içinde kendi içinde bir daha nisap takdir edilmez. Ve bade nisap fissevayim. Peki itiraz olarak Ebu Hanife'nin saymelerdeki af misali gelebilir. Oradakinde ve baden nisap fissevayim taharudan en Küsürattan, küsürden korunmak içindir sayma hayvanda. Yani şöyle düşünün. 5 devesi olan bir insanın bir koyun veriyor. Peki 9 yine bir koyun veriyor. Niye? Ya şimdi 5'te 1 ise 9'da ne olacak? Koyunun 30'da 1 diye veya işte o koyunun 4'te e, 3'ü diye bir küsurata girecek. Saymelerde böyle bir küsurat var. O küsurattan dolayı nisabın ötesi öbür nisaba gidene kadar af kabul edildi. Peki e, nakit paralar böyle bir şey kıymete giderek direkt kıymet üzerinden 40 devini verebilir. Bunu demektedir sahibi. Peki Ebu Hanife Hazretleri'nin delili ve Veli Ebi Hanif Rahimullah kavle aleyhissalatü vesselam fi hadis Muaz radıyallahu anh. Muaz radıyallahu anh, şu ifadesi La te'huz minel küsür şey'en küsurattan yani zekattaki küsürden e, bölük pörçük olacak şeylerden zekat alma. E şimdi siz 205 yaptığınız zaman o 5'te ne olacak? Küsürata gireceksiniz. 5'in 40'ta biri Çok küsürat bir şey olacak. Onun için ondan zekat alma durumu olacak. Bir bu hadis-i şerif vardır. E, Ve kavlu fi hadisi Amr ibn Hazım Ondaki Amr bin Hazm'ın rivayetindeki o veleyse fi erba'ine sadakatun 40'ın altında sadaka yoktur hadisi şerifinde efendimiz bak 40'ın altındakinde sadaka yoktur buyuruyordur. E normalde e, 40 40 şeyin dirhemin e, zekat verilmeme gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü niye? E, 20 miskalde gerekiyordur. 40 katıdır. Küsüratsız bir şekilde zekat verilir. O zaman bu 40 hangi 40 olması gerekir? E, bu yönüyle e, dirhem üzerinden olması gerekir. Ve aynı şekilde e, bu 40'ın düşünün gümüş üzerinden hesaplandığını düşünelim. E, gümüşte nisap 200'dür. E, 200 nisap olan bir yerde e, sadece 40 dirhem mal varlığı olan bir kişi Hazreti Peygamber leyse fi erbayne sadakatun der mi? Çünkü buradan şu anlaşılır. 40'ta zekat vardır. E peki 40 dirhemde mahsa 40 dirhem mal varlığı olan bir kişiden zekat alınıyor mu? Hayır alınmıyor. O zaman bu Kırkın altında zekat yok. Neyle alakalıdır? Nisabın üstündeki kırkın altında zekat yoktur. Kast edilen budur demektedir Ebu Hanife. Ayrıca uleyner <laughs> haraç, zekattaki haraç nedir? Medfu'un fi icabil kusur. Küsürleri vacip kılmasında defolunmuştur. İtibar edilmez. Velike li teazzurul vukuf. Yani buna ne olur bu durum? Niçin küsürat defolunmuştur? Çünkü ona vakıf olmak mümkün değildir. Vel min otaber <laughs> ve vakıf olmak mümkün değildir. Burada nokta bulmaktadır. Şimdi vel mu'tebar fit rahim dirhemlerde itibar nedir? Veznu sebatin yedi veznidir. Şimdi bununla esasen şu kastedilmektedir. Hz. Peygamber döneminde altın para olan miskal tek cinstir. Değişiklik olmaz. Ama dirhem para olan dirhem farklı farklı ağırlıklar kullanılmaktaydı. Kimi dirhem kimi dirhemin bir tanesi bir miskale denk gelmekte. Yani bugünkü misal için söylüyorum. Bugünkü misalde artık yerleştikten sonra bir dirhem, bir dirhem 3.2 gramdır bugünkü tartıyla. Bir miskale ise 4.5 gram, 4.2 gram gibi bir şeydi. aralarında böyle bir fark var. Ama asıl saadet döneminde ise bazı dirhemlerin bir tanesi miskalle aynıydı. Yani 4.2 gramdı. Veya aynı şekilde mesela e, dirhemi kebir zikredili kitaplarımızda o bir miskalle aynı olan dirhemdir. Veya bazı dirhemler vardı dirhemle yarı yarıyaydı. Yani 2.2 gram gibi hepten küçüktü. Sayır olan dirhemler vardı. Hazreti Ömer dönemine kadar dirhemler bu şekilde farklılıkla kullanılıyor idi. Ve Hazreti Ömer zekat toplamakla mükellef olan insanları zekat toplamaya gönderdiği zaman da toplumda böyle bir problem oldu. Yani adam zekatını verecek ama zekatını hafif olan, az olan dirhemle vermeye çalışıyor. Ucuz olan dirhemle. Veya zekatı alacak olan kişi büyüğünü istiyor, ağırını istiyor. Mükellefte diyor ki sen bana zulmediyorsun. Onun için Hazreti Ömer de piyasadaki dirhemleri topladı. Ve o dönemde şöyle dirhemler vardı 3 çeşit. Büyük olan dirhemin e, ee, bazısı 10 tane dirhem e, ne oluyordu? 10 tane dinara e, tekabül ediyordu. E, kimisi kimi 5 dirhem 10 tane e, şeye tekabül ediyordu. Yani şöyle düşünelim. Dirhemden 5 tanesi e, afen dirhemden e, dirhemden 10 tanesi 5 dirheme dinara tekabül etmekteydi. Kimisinde ee, dirhemden 10 tanesi 7 dinara tekabül etmekteydi. Kimisi dirhemden 10 tanesi 10 ee, tane dinara tekabül etmekteydi. Ee, bu yönüyle ee, Hz. Ömer dirhem paraların ee, miktarlarını şöyle bir değişikliğe gitti. Az önce dediğimiz gibi bakın 10 dirhem standarttır. 10 dirheme 5 miskale tekabül ediyordu. Kimisi e 7 dirheme 7 miskale tekabül ediyordu. Kimisi de 10 miskale tekabül ediyor idi. Dirhemden 10 tanesi. O zaman şöyle bir durum karşımıza çıkıyordu. 10 dirheme tekabül eden, 10 miskale tekabül eden dirhem en ağır oluyordu. 5 taneye tekabül eden e, hafifi olmuş oluyor idi. Hazreti Ömer de bunlar üçünün ortalamasını aldı. Yani 10, 5, 7, 3'ünün ortalamasını aldı. Ve netice itibariyle vasat olan 7 dirhemi esas aldı. Ve zekat memurlarına dedi ki zekatla alakalı konularda bundan sonra 7 üzerinden toplayacaksınız dedi. Standart olarak o şey oldu. Ve bugün günümüzde zekat konusuyla alakalı itibar edilen dirhemde işte o Hz. ortalamayı almış oldu. Bu dirhemdir. Diğer o ağır olan ve küçük olan dirhemi zekatla alakalı konuda piyasadan kaldırmıştır ama ticari ile alakalı konularda piyasadan kaldırmamıştır. Evet. Vel muteber <laughs> fit rahim. Dirhemlerdeki itibar nedir? Veznü sebaatin sebaa vezni olacak. Yani on dirhemin 7 tane miskale tekabül ettiği yer olacak. Yani 7 miskal 10 tane dirhem ağırlığında olacak. E, miskal sabit 4.2 gram. Ondan 7 tanesi çarptığımız zaman ne oluyor? 30 gram gibi bir şey yapıyor. 30 küsür gram. O zaman e, bu 7 tane miskal ağırlığında olacak 10 tane dirhem ki o da ne olmuş olacak? e, 10 tane dirhem takriben bir tanesi 3 gram gibi bir şey yapmış olacak. Temel hesaplan bu şekilde. Yani 7 miskali asıl kabul ediyorlar. Miskalin tanesi değişmediğinden dolayı 4.2 gram 4.5 gram gibi bir şey yapıyor. O da 32 30 32 gram yapmış oluyor 7 tanesi. Sonrasında bu 32 gramı ona böldükleri zaman her bir dirhemin standartı belirlenmiş oluyor. Ve o en aşaratu minha gümüşten 10 tanesi olacak. Veznü sebati mesakil Yedi tane miskal ağırlığında olmuş olacak. Bir derke cerat takdir fi divan Ömer radıyallahu an ve el emru aleyhi. Ve işte bu şekilde ne olmuş oldu? Ee, karar kılmış, ve istikamet bulmuş oldu. Peki bir başka konu. Bu bahsetmiş olduğumuz durum tabi gümüşün şeyiyle alakalı. Peki gümüş vazo, gümüş kılıç, gümüş takı. Bunların zekatları ne şekilde olur? Bu sahne bundan bahsedecek şimdi. Ee, gümüşün kendisinin Şayet e, çoğunluk olarak ham maddesi gümüştense, hani bugün günümüzde 14 ayar altın diyoruz, onun e, takiben %50 küsürü altındır. İşte bu şekilde gümüşte şayet %50'den fazlası gümüş ise o %100'ü gümüş gibidir. Onun için bir şeyin %50'den fazlası gümüş ise ister altın olsun, ister vazo olsun, ister kılıç olsun, ister başka bir şey olsun o gümüş hükmü olur ve direkt zekatla muhatap olur. Peki piyasada daha çok kullanılan para eski zamanlarda ise neydi? E, ee, gışşı galip yani %70'i bakır, %30'u gümüş idi. Veya %60'ı bakır, %40'ı gümüş idi. Bu durumda zekat ne olacak? Bu ondan bahsedecek. وَذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ الْفِضَّةُ Gümüş eşyalara, e, gümüş galip olduğu zaman da فِي حُكْمُ الْفِضَّةُ <laughs> %100'ü gümüş gibidir. وَذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغِشُّ Peki gış galip olacak olsa yani yüzde yetmiş yüzde seksene bakır olsa içinde gümüş çok az olacak olur. İse fevvi fî hükmül uruz bu ne gibidir? Uruz gibidir. Yani normalde aslı itibariyle zekatla muhatap olunmaz. Masa gibidir, telefon gibidir, kitap gibidir. Ee, hatta uruz yu'tabur en tebluğa nisaben. Onun kıymetinin nisaba ulaşması gerekir. Tabi bu neyle alakalı? Musa'nın faziletleri düşmüyor. Ticaret niyeti olmasıyla beraber ticaret niyeti yok ise bu durumdan olmaz. Mutlak surette nisabı ulaşsa da zekatın verilmeme durumu söz konusu olmaz. Şimdi musannif hazretleri meseleyi biraz daha mutlak beyan etti ama genel olarak kitaplarımıza baktığımız zaman da gışı galip olan para yani gümüş yani %70, %80, %51'inden fazlası bakır veya gümüş olan paranın zekatla muhatap olabilmesi için 1. Ya onun para olarak kullanılması gerekir. Para olarak kullanıldığı zaman direkt kıymet üzerinden zekat yine gerekir. 2. ayrılabilen bir şey olması. Hani fincanın kulpu gibi, bıçağın e, kılıfı gibi mesela. Bu şekilde ayrılabilen bir şey olması lazım. Yani al gümüş olarak bulunan şey bu şekilde müstakil olarak ayrılabiliyor ise bu durumda ne olur? Ee, mutlak surette zekat gerekir. Nisaba ulaşsın, ulaşmasın. Peki bahsettiğimiz konu ise kıymet nisaba neyle ayrılmayıp bir vazonun içerisinde e, bası basılmış yüzde %40'ı %30'u gümüş, %60-70'i bakır olan bir şeyle alakalı. Evet orada artık o uruz hükmünü alır. Çünkü ayrılmıyor veya nakit para olarak kullanılmıyor. Uruz hükmünü aldığı zaman ticaret niyeti olması gerekir. Zaten ticaret niyeti o zaman kitaptan da zekat gerekir. Ve ayrıca içindeki şeyin de nisabı aşması gerekir. Konu bununla alakalıdır. İbn Abidin bu şekilde açıklamaktadır. Niçin? Nisa aşması sarttır. Lianet darahime la taklu an kalil gishin. Çünkü basılan paralarda illa bakır olması gerekir. Çünkü basılamaz kırılır. Lianna la tuntabu illa bihi. karışımda bakır olmaksızın ne olmaz? Gümüş basılamaz. Şekil de verilemez. Ve tehlu anil kesir ama çok da illa bulunmak zorunda değil. Çok illa olacak diye bir şey yoktur. Fecannel galebete fasileten. Biz de bu yönüyle yani her parada o zaman bakır varsa e, o zaman ee, az olanlara var hükmü verilmez. Onlar yine gümüş olarak hüküm alır. Ama çok olanlara ise ne yaptık biz? Gümüş olmaktan çıkardık. Fe cennel galebete fas eden. Ve huve en yezide ale nısfi. Bu da yarıya aşmasıyla alakalıdır. İtibaren il hakikati hakikate itibarla. Yarıya açtığı zaman da hangi maddesi onun hükmünü alır. Yani mesela yarıya açtığı zaman eğer bu gümüşse %100 gümüş gibidir. Yarıya açtığı zaman bakır ise o zaman bu bütünüyle bakır hükmü verilmez ama artık gümüş değildir. O sabit olmuş olur. Çünkü alışveriş gibi bahislerde biz görüyoruz. Yarıya açsa da bakır bütünüyle bakır hükmü verilmez. O kenardaki gümüşe yine hüküm verilir. Evet. İtibaren ile hakife feneskuru fissarf inşallah teala. İlla en nefi galibi gışı, gışı galip olan gümüşün hangi mamul olursa olsun la diyeti ticareti kemafi sayrul uruz. E, ee, ticaret niyeti olması gerekir. Sahil uruzlarda kitaplarda olduğu gibi. Şimdi Musanif Hazretleri'nin bahsettiği şey emtia olarak kullanımıyla alakalıdır. Yani siz gümüşü herhangi bir şeyde bastınız ve çoğunluk bakır e, ham maddesi veya demir bulunuyor. E, gümüş azınlıkta. Bu durumda ne olması gerekir? Ticaret niyeti olması gerekir. Ticaret niyeti olduğu zaman zaten e, gümüş olmayan veya içinde hiç gümüş olmayan maldan da zekat gerekir. Ancak buradaki bahsetmiş olduğumuz durum dediğim gibi emtia ile alakalı. Çünkü biz ilerleyen şeyde ve şer kitaplarımıza baktığımız zaman şer kitaplarımız şunu diyorlar. Ticaret niyeti olmasa da bazı e, karışımı galip olan yani bakırı galip olan gümüşlerden zekat gerekir. Ne gibi? Nakit paraysa. Sütüki e, Sukiye, Adeliye gibi İslam fıkında gışı galip yani %70'e bakır olan paralar var. Bunlar eğer şeyse para olarak kullanılıyorsa bunlardan direkt zekat gerekir. Ticaret niyeti şart değil. Aynı şekilde az önce dediğimiz gibi ayrılabilenlerde de direkt zekata katılır. İlla izâ kâne taklusu minhâ fiddaten tebluğ nisaben. Bak Musa'nın Hazretleri burayı ayırır. Eğer ki gümüş kendiliğinden ayrılıyor ise bu durumda ne olur? Direkt zekat gerekir. Ama burada Musa'nın Hazretleri ayrılanda da nisabı şart koştu ama İbn Abidin diyor ki hayır ayrılanda nisap şart değildir. Nisap nerede şarttır? Ayrılmayıp bir vazo gibi, bir kap gibi bir şeyde basılanla alakalıdır diyor. Niçin? illa yu'tabaru aynul fidda el kıyma. Niçin? Lenhu la yu'tabaru fi aynil fidda el kıymet. Çünkü ayrıldığı zamanda ne olmaz? Kıymete itibar edilmez ve la niyetü ticareti. Ticarete denet edilmez. Çünkü ayrılıyordur. Ayrıldığı zamanda otomatikman ondan dolayı zekat gerekir. Vallahu alem Allah Teala ziyadesiyle bilendir. Evet, burada kalmış olalım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد